Sevgili izleyiciler, güne başlarken de bugün geçen yılın bitirdiğimiz yılın son iki günündeyiz. Bitirdiğimiz yılın en önemli olaylarından birisini mercek altına alacağız. Gazete turunu tamamladıktan sonra IŞİD gerçeğiyle tanıştık bu yıl. El-Kaide bağlantılı El-Nusra diye Suriye'deki çatışmalarda duyduğumuz örgütler vardı. Ama bu kez farklı bir şey oldu ve IŞİD diye bir gerçeklik ortaya çıktı. Irak'ta içerilere kadar ilerleyebildi ve Suriye'de de ciddi çatışmaların aktörü oldu. Ve IŞİD'e karşı uluslararası bir koalisyon gücü oluşturuldu. Bir mücadele sergileniyor. IŞİD nedir, nereden çıkmıştır diye soracağız. Bu konuda bir kitap yazmış olan gazeteci Hüseyin Kahveci'ye. Aynı zamanda Cizre'de olaylar durulmuyor diye ifade edilen Davutoğlu'nun farklı açıklamalarıyla gündeme gelen bir de Hüdapar gerçeği, Hizbullah uzantısı olarak ifade edilen bir Hüdapar gerçeği var. PKK ile çatışmaları dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu bağlamda durduğu yeri tespit etmeye çalışacağız. Hüseyin Kahveci bu konuda araştırmalar yapmış. Aynı zamanda Anadolu bir gazeteci, Anadolu Strateji Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu üyesinden hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gazete turunu tamamlayalım, sohbete geçeceğiz. Tabii bu arada Türkiye'nin gündemine ilişkin de yorumlarda bulunabilirsiniz, onu da belirtelim. Ama sıcakta bir gelişme var, onu aktaralım. Meteorolojiden uzmanın görüşlerini aktardık sizlere. Kar yağışı geliyor diye bu hafta sevgili izleyiciler, fırtına uyarısı vardı. İstanbul'dan hemen bir bilgi var, onu aktaralım. İstanbul'da fırtına alarmı verilmiş. Sabah saatlerinden itibaren İDO seferlerinde iptaller var. Biraz detay verelim yola çıkacak izleyenlerimiz için. Bilgi sahibi olsunlar. Bakırköy sahil yolunda bir ağaç yola devrildi. Sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. İDO 12 seferi iptal etti. Hangi seferler bunlar? Bakıyoruz şu saat itibariyle 7'den itibaren iptaller var. Saat 9'da Bursa Yenikapı Kadıköy Deniz Otobüsü, 10.30'daki Bursa Yenikapı Kadıköy Deniz Otobüsü ve bugün 18.30'daki Bostancı Yenikapı Bandırma Deniz Otobüsü'nün de iptal edildiği, seferin iptal edildiği duyuruluyor sevgili izleyiciler. Yola çıkacak olanlar, izleyenlerimiz bu bilgileri edinerek lütfen önlemlerini alsınlar diyoruz. Ve kalan gazetelere bakalım. Şimdi yandaş gazetelerde devam edelim. Türkiye'nin gündemine baktığımız zaman gazete manşetlerine yansıyan o 3 felaket haberi genel anlamda manşetlerde duyurulmuştu. Şimdi Takvim gazetesi de Adriyatik'te can pazarı diye 68 Türk'ün deniz savaşı demiş. 68 Türk diyor, 54 Türk diye duyurulmuştu. Takvim gazetesi farklı bir rakam veriyor manşette sevgili izleyiciler. Malezya uçağını görüyoruz. Bir kayıp uçak daha belirtmiştik birinci dilimde. Gördüğümüz zaman Malezya uçağı, 2014'ün başlarında da bir başka uçak kaybolmuştu ve ardından düştüğü ortaya çıkmıştı. Ukrayna semalarında düşürüldüğü ortaya çıkmıştı. Casusluk skandalı yüzünden Hollanda'ya kızan Fas kralı Fransa'daki şatosunu bırakıp tatil için İstanbul'a geldi haberi. Matah, mükemmel bir haber. Kral öfke duymuş Fransa'ya ve Türkiye'ye yani gelmiş. Şey gibi, Kaddafi gibi öfkelenmiş. Evet, evet. Sonuçlarına katlanır o zaman. Başka bir kafa, başka bir dünya yaşanıyor yandaş gazetelerde. Zaten Takvim gazetesi haberi verirken, yani şatoyu bıraktı Türkiye'ye geldi derken, boş uçakların niye geldiğini söylememiş. Burada 3 tane asker uçak var, boş uçak. Onlar geriye dolu mu gidiyor, ne gidiyor, ne geliyor. Fas kralının ziyaretinde. Tabii. 5 uçakla geldi Fas kralı, 3 tane de boş uçak var beraberinde gelen. İddialar var mı bu yönde? Vallahi bana gelen duyumlar sonra konuşuruz. Peki iddiaları açıklamayalım başlayalım. Yani bu İran'dan geçen hafta hani dolar yüklü uçaklar gibi bir transfer harekatı falan gibi şeyler olduğu iddia ediliyor. İddialar biraz daha menşei belli olsun, o zaman evet, değerlendirilecek. Haber niteliğinde değil anladığım yani, kadarıyla şu anda. Katar emirinin gelmesiyle gelen uçaktan çıkan bu uçaklara herhalde aktarılmış, öyle bir bilgi var. Bir aktarma yapıldı. Bir aktarma yapıldı yani, ama aradaki merkeze ait bir şey, yani merkezi noktadakilere ait bir şey aktarılıyor. Evet, önemli bir iddia. Belki önümüzdeki süreçte işte yani daha kesinleşmeden zaten iddia yani. Evet, önümüzdeki günlerde daha detaylandırılabilir. Tabii. Belki ortaya çıkar durum. Ama önemli nihayetinde. Yeni Şafak gazetesi 2 milyon dava korkusu diye Yargıtay kara kara düşünüyor diye bir manşet girmiş Yeni Şafak. Yargıtay'ın tüketiciden kayıp kaçak elektrik parası alınamaz kararı büyük bir dava yüküne yol açacak diye. Şimdi Yargıtay yük oluşturmuş gibi bir algıyla verilmiş haber. Oysaki bir hak
kazanımı, elektrik dağıtım firmaları ile ödedikleri parayı geri almak isteyen vatandaşların ihtilafı nedeniyle Yargıtay'a 2 milyon yeni dava gelmesi bekleniyor. Bu ihtilaf nasıl ortaya çıktı? Tabii ortaya çıkarken düzenleyici ve denetleyici devletin görevini yapmadığını anlayabiliriz. Yargıtay yükünün sebebi de budur diye tahmin edebiliriz. Milli iradeyi dolandıran hükümeti anlayabiliriz aslında. Çünkü birisinin ödemediği borcu ödeyen düzgün insandan tahsil eden bir hükümet var. Ve evet. Meydanlarda da milli irade, milli irade yani. Şimdi, evet, işin, şimdi mantık bu yani. İşin bir boyutu sanki Yargıtay yük çıkarmış gibi algı yaratılmış ama. Onu şimdi kendi yandaş elektrik dağıtım firmalarına verdiler ya. Orada şimdi para çıkacak, dolayısıyla bütçe dengeleri bozulacak. Akarda bozukluk çıkıyor. Problem o yani. Evet, yandaş yani. İş adamlarına yönelik yani. Bir haber bu. Şimdi zaten ama parasız pulsuz holding sahibi oluyorlar. Bir de şimdi çıkart cebinden para ver, o kadar dava dosyası. Maliyet işte artacak. Tıpkı madenlerde yaşadığımız şimdi vakıf bank, gibi. İşte Vakıf Bank, Halk Bankası gibi bankalara bu tüketici hakem heyetlerinden çıkartılan banka kredi kartı ve masraf ödemeleriyle ilgili ödeme yapmıyorlar. Bankaya gidip kasa acizi yapıyor avukatlar. İş bu noktaya gelmiş. Yani ilk önce tabii iplemiyorlar. Nasıl olsa gelmez diyorlar. Bir bakıyorsunuz ki bankalar, avukatlar haciz işlem yapıyor. Yani tabii bu da hoşuna gitmiyor. Provizyon ve cari açıkları artıyor bankaların ve efendime söyleyeyim şirketlerin. Hakikaten vahim yani. Yandaş iş adamlığını önceden aldılar bunları ama. Bunları aldılar yani. Ama yani. Aldılar bu paraları. Evet, yandaş iş adamlarını koruma, kullama, besleme projesi olarak görünüyor. Akşam gazetesi Bermuda şeytan üçgeni demiş. Üç olayı aktarırken tabii Bermuda ile bir ilgisi yok, o söylem olarak ifade edilmiş. Yaşananlar Akdeniz'de, Endonezya uçağı da Adriyatik'te kayboluyor sevgili izleyiciler. Evet, aynı günde üç facia diye akşam gazete manşetten görüyor. Keleşler kimden diye bir haber var. Şimdi bu haberin detayına bakalım. Cizre provokasyon ya da Fethullah Gülen örgütüne bağlanan durumlar yaşanıyor ya. İstihbarat birimleri örgütün şehir yapılanması YDGH'ye giden silahların kaynağını araştırıyor. Çözümde yeni aşamaya geçildi açıklamaları sonrası yaşanan Cizre provokasyonunun perde arkasında karanlık bir el var. Kandil'in maske takmayın, eylem yapmayın diye uyardığı YDGH son dönemde hızla silahlandırıldı. Karşılığında da Cizre'de kan dökerek verdi diyor. Kandil'e nanik yapıyorlar cümlesi Yalçın Akdoğan'ın cümlesiydi sevgili izleyiciler. Bu ifadeye bağlantılı olarak gündeme getirilmişti. Kamu düzeninden taviz vermeyiz diyor. Nasıl bir çözüm yaşanıyor bunu da tartışacağız. Hangi kamu düzeninden? Kamu düzeni yok ya, galiba. 3 gündür polisin olmadığı bir yerde, yani valinin olmadığı bir şehirde, askerin polisin müdahale edemediği bir yerde kamu düzeninden bahsedecek son kişi herhalde başbakan olmalı değil mi? Hükümetin başıysa, değilse ayrı konu. Evet, yaşanan olaylar zaten o soru işaretini gerçekten... Erzincan'da 15 gün boyunca biliyorsunuz şey var. O hal var. Hayrola? Başka yerlerde de basına sızmayacak şekilde çeşitli yazışmalarla devletin kendi kurumları içerisinde bir iç yazışmayla ciddi uyarılar yapıldığı bilgisi var. Onu bölgeye yönelik tabii olarak. Hakkari'de de aynı şekilde, Şırnak aynı şekilde ciddi olaylar var. Evet, gazete turunu biz tamamladıktan sonra az sonra göreceğiz yine. Önemli ayrıntılar var. Örneğin Yeni Çağ'da bir fotoğraf var. Onu da değerlendireceğiz. Bir tamamlayalım. Yandaş gazetelerin dünyasını bir tamamlamış olalım. Onlar farklı bir dünyada yaşıyorlar diyoruz. Yargıda aklandık, hiç korkumuz yok diye Sabah gazetesi manşeti Erdoğan Bayraktar'ı almış. Erdoğan Bayraktar MASAK raporuna göre şaibesi olmayan, gelirlerinde şaibesi olmayan o dört eski bakandan tek bakan sevgili izleyiciler. Hemen yani, madem bunu manşet attılar, önümüzdeki günlerde ben ana yurtta manşet atıyorum. Erdoğan Bayraktar'ın çok büyük bir yolsuzluğu var, 500 bin doların üzerinde. Damadı üzerinden, ama bunu da ekranda söyleyeyim. Hem de dolandırılan kişi de benim çok yakın akrabam. Onu da söyleyeyim yani burada. O önümüzdeki günlerde, tabii önümüzdeki Erdoğan günlerde Bayraktar görsün. Madem yok, ben yazacağım. Ben bizzat kendim yazıyorum bu işi. Yüce Divan'a gözlerse bu konuda sürekli tartışılır diyen Cemil Çiçek de komisyona gitti ama Yüce Divan kararı çıkmadı diye bir aklama haberi diyebiliriz. Sabah gazetesinde Erdoğan Bayraktar'ın yargıda aklandık. Yargıda aklandık sözü bile aslında tartışmalı. Zaten aktirelandık demek lazım bence. Evet, takipsizlik kararı verilmiş olması aklanma anlamına gelmiyor. Yargının zaten işleyişinde yani AK Parti'nin bir problem olduğu özelliği, anlamına aktirelama. Geliyor. Aktirelama. Lama. Evet, aklama diyorsunuz. Evet. Çok ciddi bir iddiayı dile getirdiniz.
Erdoğan Bayraktar'ın yolsuzluğuyla ilgili bir manşet atacağız önümüzdeki günlerde. Komisyonculuk yapıyorlar. Emlak komisyonculuğu, arazi devletin arazilerini. Devletin arazilerini, kişilerin arazilerini, sadece devletin değil, onu da söyleyeyim. Oradan imar geçiriliyor sonra o araziden, bir bakıyorsunuz. Arazinin rayiç bedeli bir anda 10 milyon dolar oluyor. 80 bin dolar ödemedi Erdoğan Bayraktar. Soyadı Erdoğdu olan kişiye. 11 defa damadını aradı. Bu Erdoğdu olan kişi, evrakları bende. Telefona bile çıkmadı Erdoğan Bayraktar. Çok samimi dostudur. Önümüzdeki günlerde evet, arabasıyla da alıp gezdirip götürüp gezdiği kişidir. Soyadı Erdoğdu olan kişi. Daha da ötesini söylersem iş Özal ailesine kadar dayanır, daha kötü olur. Halletsin o zaman da, madem yolsuzluğum yok diyor, temizlesin o zaman. Aklandık diyor Erdoğan Bayraktar. Hüseyin Kahveci de yolsuzlukla ilgili çok ciddi iddialar gündeme getiriyor. Önümüzdeki süreçte Anayurt gazetesinde manşete çıkar, taşınacak. Anayurt'ta da çıkar, sosyal medyada da çıkar, her yerde çıkar. Evet, zaten bir kere manşete çıktı mı ondan sonra... Biz çıkartırız yani, Anayurt'un öyle bir özelliği var biliyorsunuz. Biz atar geçeriz. Peki cemaate yakın gazetelerin gündeme getirdiği konular neler diye bakıyoruz. Bugün gazetesi MİT komisyonuna yanlış bilgi verdi diye bir haberle Uludere'yi gündeme getirmiş manşette. Doğru, Levent o Gök'ün, haber doğru, onu söyleyeyim ben size. Levent Gök'ün açıklamaları çarpıcı bir bilgiyi ilk kez açıkladı diye verilmiş. MİT komisyona göndermiş olduğu yazıda olayı 12 saat sonra öğrendiğini bildirmişti. Oysa gelen resmi belgeler ve bilgiler MİT'in başından beri operasyonla ilgili belge ve bilgileri kurumlara sunduğuna ilişkindi. Çok kısa bir bilgi vereyim. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sırasında MİT'ten bu bilgi geliyor. Aynı masada Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Necdet Özel Paşa var. Necdet Özel Paşa'dan onay alınıyor. Aslında burada bir kumpas kokusu var, ben size söyleyeyim onu. Emekli olduktan sonra yargılama süreci yapılabilmesi açısından bir şey. Yani altyapı ya da görevde bulunduğu süre içerisinde yat veya baskı altında kalması açısından böyle bir olay yaşanıyor. Yani MİT mi kumpas kuruyor? Böyle bir yani şimdi bütün dinlemeler MİT'te. Ben yanlış gördüm, ya göremedim eski... deme şansı yok MİT'in yani artık. Çünkü haberde Türkiye'deki zaten... bütün elektronik haberleşme sistemleri MİT tarafından kontrol ediliyor. Yani asker elinde bir şey yok. Asker gelen istihbarata göre hareket ediyor. Dolayısıyla bir vur emri konusunda bir şey var. Ama o masada vur emrini verenler, Cumhurbaşkanı da orada, Başbakan da orada, Genelkurmay Başkanı da orada. Dolayısıyla bir emir silsilesi içerisinde hareket ettiğiniz zaman en son Hava Kuvvetleri Komutanı'na emir gidiyor. Evet. Ama bilgiyi veren kaynak MİT. Dolayısıyla ben burada sadece burada başka bir şey var, operasyon var. Bir sonraki dönemde lazım olması açısından, yani işte koy sepete gibi bir şey. Şimdi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de, parti kuran İdris Naim Şahin de açıklamalarında MİT'i işaret etmişti. İstihbaratı evet. MİT'in verdiğini bizim de vardığımız sonuç bu demişti. Bilgiye %100 sahibiz yani, %100 bu bilgi. Evet, MİT de yanıltılmış olabilir bilgi. Ya da sizin dediğiniz gibi bir iddiada yanıltılma ihtimali yok. Gölbaşı'ndaki olabilir. Elektronik sistemlerin tamamı MİT'e devredildi. Türkiye'deki tüm dinlemeleri, istihbaratı, hı-hı, her şeyi MİT yapıyor. Burada bir yanıltma olma ihtimali yok. Bir başlangıçta şey gündeme gelmişti ya, insansız hava araçlarının yanılttığı. Efendim, insansız hava araçları. İsrail mi, Amerika mı diye. İyi de bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en önemli 5 tane elektronik dinleme sistemi merkezinden bir tanesi Türkiye'de. Ve MİT'in kontrolünde. Evet. Yani kendimizi kandırmayalım yani. Sonra o bölgede MİT'e ait asker hatlar var. Askeri kara radarları. 60 kilometre karelik alan içerisinde dinleme yapıyorlar. Yani yerden, havadan değil bakın. Bu hareketin de yerden geldiğini düşünürsek böyle bir şey. Sonra MİT'in verdiği bilgi içerisinde Bahuz Erdal'ın olduğu falan filan varlığından bahsediyor. Ferman Hüseyin'den gibi yani, bahsediyor Levent yani, evet, Gök'te. Evet, şey. Haberin detayında Levent Gök'ün açıklamaları var. MGK bilgisi dahilinde bir operasyon emri verildiği, 34 kişinin öldüğü olayla ilgili olarak sevgili izleyiciler, bugündeki manşette bir haber daha aktaralım. Kişi başı milli gelir 8.473 dolara düştü diye, yükselen kur ve Suriyeli mültecilerin etkisi büyük denilmiş sevgili izleyiciler. Ve ekonomiyle ilgili bir değerlendirme aktarılmış. Enflasyon ve yükselen dolar kurunun Türkiye'deki ekonomiye etkisi bugün gazetesinde. Kaç bin dolara düşmüş? 8.473, hani 10.000'di ya. Tamam, 6.300 dolar da kişi başına borç stoğumuz var. İkisini birbirinden çıkarttığınız zaman temiz kılçıksız burada 2.173 dolar para kalır. Türkiye'nin milli geliri kişi başına 2.173 dolar. Asgari ücret borçları çıkartacaksınız. Değil yalnız bu arada. Şimdi 2002 yılından önce borç alacak dengesine göre borçlar çıktıktan sonra milli gelir net olarak ortaya konuluyordu. Burada öyle değil. Burada tamamı borcu, harcı, neyi var, neyi yok hepsini içine koyuyor. O 10 bin dolar yaptık. Vallahi 5 nüfuslu bir ailesine de 50 bin dolar kazansa herhalde Amerika'ya
Hawaii'ye tatile gider yani. Evet, şu da var. Bugün İngiliz araştırma şirketi Türkiye ekonomisinin 2023'te ilk ona giremeyeceğini ifade ediyor. 20'nin altına düşecek. Ekonomi ile ilgili gerçekler sarsıcı günler yaşanabileceğini G20 dışına çıkıyoruz. Ekonomik büyüklük olarak G20 dışına çıkıyoruz. Evet, 2015'te yeni yılda maalesef bir uluslararası sistemde bir sıkıntı olabileceği de ifade ediliyor. Yani zaten Türkiye ilan edilmemiş bir ekonomik kriz içerisinde. Malum biliyorsunuz 5 Nisan kararları, 24 Ocak kararları. Dirayetli hükümetler krizdeyiz kardeşim deyip ilan ediyorlardı ki vatandaş şey yapmasın yani kendisini ayağına yorganına göre uzatsın. En son biliyorsunuz ekonomi paketi açıkladı Sayın Davutoğlu göreve gelir gelmez. Aslında bu bir ekonomik kriz ilanıydı. Ekonomik kriz kararı. İmar rantından da şikayet etti, o da ayrı bir şey ama yani. Bugün gazetesinde son olarak bir de çıktı skandal mecliste diye bir haber var sevgili izleyiciler. O da VIP skandalı biliyorsunuz, VIP kadrolaşma diye gündeme geldi. CHP bu konuyu meclise taşıyor. Meclis araştırması isteyecek bu konuda sevgili izleyiciler. 3 milyon devletin memur kapasitesi var Semra Hanım. 3 milyon. Bunun 2 milyon 300 bini AK Parti döneminde işe alınmıştır. Bunların çoğu da sınavsız alındı. VIP'nin dışında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vergi gelirleri 3 milyon devlette çalışanın maaşını ödeyemez. Vahim. Vahim değil yani, bu kadrolaşma, bunun yanında da 1456 tane kanun 12 yılda çıkartılıyor. Yani kanun denecek değil de işte ipe sapa geliyor, kanun çıkartıyorlar. Tabii bu arada 1456 kanun. Sınavlar, şaibeli sınavlar gündemde. İşte ama yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şaibe var diyor. Dün Abbas Güçlü'yü tehdit ediyordu televizyonda. Unutmayalım, bunda bu da vardı yani. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas Güçlü'yü biliyorsunuz çok sert çıktı. O haberi yapan, onu söyleyen gazeteciyle de görüşeceğiz, bedel ödeyecek demişti. ATV yayınında 2011 Haziran seçimlerinden önce. Unutmayalım. Evet, Zaman gazetesiyle noktalayacağız gazete turumuzu. Kumpasın izleri fezlekede gizli diye bir haber Zaman'da manşette taşınmış. Zaman ve Samanyolu'nu hedef alan medyayı susturma operasyonunun kumpas olduğunu deşifre eden yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler Başbakan Yardımcısı Arınç'ın tahşiyecilerin başında bulunan Mehmet Doğan'ı arayarak şikayetiniz var mı diye sorduklarını ve operasyonun bundan sonra başladığını itiraf eden açıklamalarından daha ileri taşındı. Polis fezlekesinde yer alan bilgilere göre operasyona dayanak yapılan iddialar önce gazetede haber yapılıyor, şikayet kılıfıyla emniyete bildiriliyor ve savcılık aşamasıyla kurgu tamamlanıyor demiş. Havuz bir medyası cemaat medyasından öğrendi bu işler nasıl yapılır diye. Öyleydi biliyorsunuz. Evet. Onların yanında staj yapınca şimdi boynuz kulağa geçer derler ya. Geçti mi diyorsunuz? Ağlamasına yani? Gerek yok. Evet yani. Aynı yolun yolcusu şeklinde birbirlerine öğrettiler bu durumu diye. Hacım zaten daha havuz önce medyasıydı biliyorsunuz. Ergenekon balyoz süreçlerinin cengaver sancak tağarı. Ve cemaat medyası diyelim. Cemaat medyasıydı, özür dilerim. Peşinden havuz medyası da onlardan staj yapmıştı. Öğrendi şimdi, demek ki öğrenmişler. Olabiliyormuş. En sonunda tutuklana sıra en son tutuklayana da gelir diye bir tabir var. Bu işler sırayla, dur bakalım. Evet, şimdi gazete turuna devam edelim. Özellikle Güneydoğu'dan gelen haberler dikkat çekici. Aynı zamanda Erzincan'da 15 gün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasak olduğu ifade ediliyor. IŞİD'i konuşacağız ama IŞİD'den önce bir bu durumu değerlendirelim. Cizre'de örneğin Hüdapar PKK arasında bir çatışma olduğu ve Başbakan'ın da Davutoğlu'nun da bunu paralel yapıya bağladığını görüyoruz. Dışarıya bağlıyorlarmış. Dışarıya bağlıyor, dışarıdan eller geldi diye açıklamalar var şimdi diğer gazetelerde gördüğümüz. Hizbullah terör örgütü müdür? Terör örgütüdür. Türkiye'de de terör örgütleri listesindedir. 2010 yılında dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın bilgisi olmadan mümkün değil, referandum öncesinde bir kararla uzun tutukluluk süresi muhabbetiyle bunları serbest bıraktılar. Evet. Bunlar şimdi ovada siyaset yapıyorlar. Yakalama kararı çıktı şimdi ama bakın, gittiler yani. Bakın, 2006'dan itibaren 2014'e kadar bakarsak asker terör örgütü, polis terör örgütü, yargı terör örgütü, bürokrasi terör örgütü. Peki kimler terörist değil? El-Kaide, dokunan yanar. Kim? Hizbullah, ağzını kapatacaksın. Başka kim? İptacı, çok uzun tutuklu kaldı. Başka kim? Devam ediyorsunuz. İşte fraksiyonlar falan filan. Mesela. IŞİD var bir de. IŞİD terör örgütü değil. Bilmiyorsunuz siz. İstanbul Şam İslam Devleti ismi ortaya çıktıktan sonra IŞİD'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla IŞİD'in adı değiştirildi. Ne IŞİD'in adı? DEAŞ.
Evet, doğru. Unutturmak için. Çünkü tabii, uluslararası koalisyon IŞİD'le mücadele ediyor. Tabii onlar da ISIS diyorlar biliyorsunuz. Ana tanrıça var hani. Hı-hı. ISIS tarihte. Onlar da ISIS diyorlar. Bizde IŞİD deniyordu. Şimdi adı DAEŞ. Şimdi Hüdapar 2010 yılından itibaren Ova'da siyaset hareketiyle falan filan ortaya çıktılar. Biliyorsunuz Adana'da ve Diyarbakır'da bazı okumuş oldukları bildirilerde kız çocuklarıyla erkek çocuklarının aynı sınıflarda, aynı okullarda okumaması, kız çocuklarının ilk öğretimden itibaren tesettür talepleri vesaire gibi talepleri dillendirdiler. AKP'nin milli eğitimde yapmak istediğinden farklı değil. Devam ediyorum bir dakika. Bu zaten Suudi Vahabi rabıta operasyonudur. Türkiye'de şu anda AK Parti rabıta örgütünün 1976 yılında almış olduğu kararları kanun, ileri demokrasi, özgürlük diye getirip dayatıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bakıyorsunuz bu kamuda türbana özgürlük meselesinde de aynı mustazafçıları görebiliyorsunuz. Aynı şekilde memursen, aynı şekilde Saadet Partisi'nin genel başkanı Mustafa Kemalak bence hiç konuşmaya hakları yok. Yani en ağır bedeli de ödemeleri gereken kesimdir. Çünkü bugünlerin altyapısını yani olmadık şekilde planladılar. En sonunda da Suudi Arabistan Rabıta Örgütü Erbakan'a içeriden darbe yaptı. Hala bunu anlayamamışlar. Kendi adamlara darbe yaptı, kendi ayaklarını kaydırdılar. Abdullah Gül üzerinden. Hala bunu anlayamamışlar. Şimdi Hüdapar bu olayların hepsinin içerisinde var. Ve bin tane mele olayı. Biliyorsunuz Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı iken bin tane molla ataması yaptı. Yani okuma yazma bilmesine gerek yok. Verilen isim listesi neyse Hizbullah veya Hüdapar tarafından bin tane Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya molla ataması yaptı. Hı hı. Bu nasıl bir sistemdir biliyor musunuz? Geçtiğimiz haftalarda Pakistan'ın Peşaver şehrindeki büyük şehirlerinden bir tanesidir. NWF Serhat eyaleti olarak geçer. Kendi içerisinde şeriat rejimiyle yönetilir. Pakistan içerisindeki şeriatla yönetilen tek eyalettir. Burası El-Kaide'nin, Taliban'ın merkez üssüdür. Onu da belirtelim bu arada. Bu yapılaşma 1980'li yıllarda burada da öyle başlamıştı. Taliban medreseleri dediğimiz. Taliban medreseleri dediğimiz yapılaşma burada da öyle başlamıştı. Şimdi burada bir medrese yapısı, molla yapısıyla böyle bir yapı kurmaya çalıştı. Aynı şekilde Abdullah Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda yapmış olduğu konuşmada çok dikkat çekici bir cümle. 1300 yıldır biz bu topraklarda İslam bayrağı altında yaşıyoruz dedi. Bu bir rabıta tanımlamasıdır. Çok açık ve nettir. Bir Arap tanımlamasıdır. 1300 yıldır bu topraklarda İslam bayrağı altında değil, Türk bayrağı altında, Müslüman Türk milletinin bayrağı altında yaşadı herkes. Ta ki 1900'lü yılların başına kadar. Yani Selçuklu'dan alırsanız, Osmanlı'ya gelirseniz son 1000 yıldır bu işin aslı budur. Müslüman Türk milletinin koruması altında yaşadı hepsi. Ama ne yazıktır ki 100 sene önce de ihaneti yapanlar aynıydı. Bugün de ihaneti yapanlar aynı. Çok fazla değişen bir şey yok. Hüdapar'ı bugün legal bir parti olarak tanımlayabilirsiniz. Ama normal demokrasilerin hiçbirisinde Hüdapar legal bir parti değildir. PKK da legal bir parti değildir. HDP de legal bir parti değildir. Bunların hiçbirisi legal bir parti değildir. Bakıyorsunuz Abdullah Öcalan açıklama yapıyor İmralı'dan. AK Parti'yi Erdoğan'ı iktidarda biz tuttuk. Bakıyorsunuz Hüdapar açıklama yapıyor. Biz bilmem kaç bin oy verdik AK Parti. Yani bütün terör örgütü tanımlamasına girecek olan herkes AK Parti'ye oy vermiş. Demokrasi bir yutturmaca haline gelmiş. Şimdi yani bunlar bunların açıklamaları. Benim açıklamam değil. Bunların açıklamaları. Dolayısıyla şimdi o bölgedeki savaşta da şöyle bir şey var. Tahmin ediyorum hükümetin biraz böyle siyasal İslamcı mantığıyla, bakışıyla işte Kürtlerin de biraz Müslüman olduğu, yani İslamcı olduğunu düşünerek öyle bir yapılaşmaya gittiler o bölgede. PKK'nın hani sosyalist kanadını kırar mıyız diye, sosyalist PKK'yı kırar mıyız diye. Şunu hiç hesap etmediler. Sen sağdan polisi askeri çekersen, vali ağzını açamazsa, generalin gıkı çıkmazsa, garnizondan bayrak indirilirken bas bas bağırıp da hiçbir şey yapamazsan senden cacık olmaz. Bu laf bana ait değil. Bu laf bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi korumasına Yaşar senden yoğurt olmaz diye söylediği bir laf vardır 4 sene önce. Cacık olmaz. Bu kadar basit. Niye? Çünkü sen bütün alanı teslim etmişsin. Şimdi şunu merak ediyorum. Bakın alanı teslim, şunu bitireyim. Bütün alanı teslim etmişsin. Nasıl teslim etmişsin? İşte teslim etmişsin. Bak Cizre'de kuşatma yapıyor PKK terör örgütünün gençlik yapılaşması. Polisin giremedi oraya. Askerin giremedi oraya. Bana da kalkıp ondan sonra makul şüphe, makul şüphe, hani hepsi şüpheli, niye toplamadı? Şimdi Yeni Çağ Gazetesi zaten çok net vermiş. Cizre'de polis giremiyor. İşte aynı zamanda bir
çadır karakol kurulmuş. Yeni aslında çağda Davutoğlu'na arkadaşlar. Şunu teklif etmek lazım. Hemen altında da polis ne yapıyor sorusuna yanıt veriliyor. Polis de Yeni Çağ gazetesinin verdiği haberde pankart avında. Pankartlar için yolsuzluk avlası. O batıda. Avlası. Batıda yapıyorlar onu. Batıda pankart avında. Şimdi şunu merak ediyorum. Ve gözaltı ediyorum. Yapıyorlar. AKP, gözaltı yapıyorlar. AKP bir çözüm süreci yürütüyor. Bir çözüm. Bir çözüm süreci olmadığını AKP söylüyor ama. Gizlilikte uzlaştılar ve de Hatip Dicle de en son dedi ki gizlilik konusunda uzlaştık. Açıklama yapmayacağız. Ben bundan açıklayayım sonraki onların gizli olduğu seçime kadar hepsine. Bir böyle bir gizlilik sen içerisine neyin gizli hayır neyin uzlaşması yapılıyor da Hüdapar'da bir yandan desteklenip PKK'nın karşısına konuyor. Ben o şimdi AK Parti çözüm süreci içerisinde iki tane argümanı cepheye sürdü. Benim anladığım kadarıyla. İki tane argümanla perde gerisinde işbirliği demeyelim de konuştu. Bunlardan bir tanesini tahmin ediyorum. Kobani olaylarında yani Bağdat'ı bırakıp Musul'u bırakıp bir anda Kobani'de ortaya çıkan IŞİD. Bir tanesi de dün ortaya çıkan Hizbullah PKK savaşı. PKK'nın silah, mühimmat ve asker yani şey açısından PKK terör örgütünün terör kapasitesini, silah, mühimmat, terörist kapasitesini eritmek maksadıyla Kobani'de bir de YPG, orada PYD'nin de bir kapasitesi vardı. Kanton meselesi bunların hepsini eritmek maksadıyla tahmin ediyorum IŞİD konseptini dikkat edin siyasal İslam kullandı. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu'da da Hizbullah konseptini kullanmaya kalktı. Fakat bu süre içerisinde gerekse Kobani'de gerekse Güneydoğu Anadolu bölgesinde AKP'nin yatırım yaptığı tarafların hepsi başarısız oldu. Hani en büyük argüman ne? Şehit geliyor mu diyor kardeşim. Ülke bölünmüş, yarısı gitmiş, çıkmış adam televizyon. Şehit geliyor mu kardeşim? Gelmiyor. Kim ölüyor? Ölen kim? Nerenin vatandaşı? Ölenler kimdi? Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün Cizre'de, dün Cizre'de yaşananlar yarın Ankara'da yaşanmayacak diyebilir misiniz? Üç kişi yaşamını efendim, yitirdi. Ankara'da yaşanmayacak diyebilir yaralı. Misiniz? Ya işte gittiler Sincan'da bir mahallede Hüdaparlılar da PKK'lıların evlerini bastılar. Ne yapacağız? Kim gelecek? Polis. Bu polise maaş ödüyoruz değil mi? Vergisini de biz veriyoruz olmayan imkanlarımızla. Hani nerede devlet? Devlet yok. Vali nerede? O da yok. Garnizon nerede? O da yok. Asker nerede? O da yok. Polis nerede? Hiç kimse yok. Emniyet müdürü nerede? Yok. O da yok. Malum emniyet müdürümüz, emniyet genel müdürümüz, Hatay'dan gelen emniyet genel müdürümüz herhalde tavuklarını da Hatay'dan getirmiştir buraya. Biliyorsunuz giderken oraya tavuklarını götürmüştü. Köy hizmetleri misafirhanesinde tavuklara özel olarak bir oda ayrılmıştı. Orada bakılmıştı. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Yani Hüdapar'ı finansal açıdan AK Parti Diyanet İşleri üzerinden 1000 tane molla. 2,5 milyar maaştan ne yapar her ay? 2,5 bin tane. 25 trilyon mu? 2,5 trilyon civarında bir şey yapar. Düşünün bunun 1,5 trilyonu. Biliyorsunuz cemaat ekseni olaylarında humus diye bir olay var. Kendi vergileri. İşte şuraya aktaracaksın muhabbetiyle. Böyle bir yapı. Bakıyorsunuz işte efendime söyleyeyim. Hemen hemen her olayda 27 Nisan e-muhtırasının dikkat çektiği önemli olayların tamamı aynen bizatihi yaşanıyor. Ne PKK ne Hizbullah. Devlet devlet olacak. 10 yıl önce bu ülkede devlet vardı. Ne Hizbullah'a müsaade etti ne PKK'ya müsaade etti. Geldiğimiz şimdi de ne var biliyor musunuz? Bitti diyorsunuz. Kabileler koalisyonu yerine cemaatler, terör örgütleri koalisyonu. Başka bir şey yok bu ülkede. Öyle yani. Bunu kabul ederim. Karadeniz'e de gidin aynısı. İstanbul'a da gidin aynısı. İzmir'e de gidin aynısı. Antalya'ya da gidin aynısı. Biz görmediğimiz için Ankara'da da aynısı. Farklı bir şey yok. Evet, devletin yönetiminde çok farklı bir boyuta taşıdığını AKP'nin ifade ediyorsunuz. Şimdi rabıta derken daha da detaylı konuşacağız ama bir reklam arasına gideceğiz. O yüzden konuya tam girmeyelim ama şunu belirtelim. Yeşil Hücreler diye bir kitabınız var. Evet, şimdi Hizbullah ya da Hüdapar derken bir yandan da IŞİD çok da ayıramıyoruz. Aynı fraksiyonlar. Aynı fraksiyon. Aynı fraksiyon. Aynı zihniyet. Bakın şöyle bu arada belirteyim. Fethullah Gülen kolu o kola dahil değil. Nurcuların, işte bakın Mehmet Doğan kolu Nurcuyum diyor. Yani çatışmanın sebebi bir taraf El-Kaide'yi reddediyor. Yani Gülen tarafı El-Kaide'ye karşı. Terör örgütlerine karşı. Evet.
İlginç yani. İlginç. Hakikaten yani o AKP cemaat savaşında bambaşka bir boyuta işaret evet. ediyorsunuz. Bir rabıta derken detaylandıracağız kısa bir aradan sonra. Şimdi kitapta Yeşil Hücreler diye El-Kaide'yi kimler büyüttü Türkiye'de diye soruyorsunuz. Ve Türkiye'yi Suriye'de IŞİD'e nasıl bulaştırdılar diye soruyorsunuz. Evet. Şimdi El-Kaide ve IŞİD bağlantısı ayrı. Aynı fraksiyon diye ifade ediyor Hüseyin Kahveci. Hüdapar ya da Hizbullah. Belki bir organik ama, bağları yoktur ama sempatik zihniyet. Bağları var. Fikri bağları var. Mantıksal evet. bağları var. Birazdan birkaç örnekle zaten açıklayacağız. Çok basit. Peki kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bu kitap düzleminde ne ortaya koyuyor Hüseyin Kahveci IŞİD bağlamında? Uluslararası bir koalisyon IŞİD'le mücadele ettiği ifade ediliyor. Türkiye'de koalisyonda yer alıyor mu, yer almıyor mu? Tam emin değiliz. Biz şeydeyiz. Ortada terazinin topuzu. Yani varmış gibiyiz de yokmuş da gibiyiz. Ben çok anlayamadım. Vallahi bu işin bedelini ben kapatmadan araya girmeden söyleyeyim de. İran ödediği gibi bir bedel ödemeye hazırsa Türkiye, o iyi de arıyoruz şu anda. Çok ilginç tabii yaşananlar. Uluslararası koalisyonda yokuz derken tam da yok diyemiyoruz. Çünkü Kobani'ye peşmerge Türkiye üzerinden gitti. Şimdi varız derken de tam da varız diyemiyoruz. Bir tuhaf bir durum var. Bu konuda IŞİD gerçeğini kısa bir aradan sonra detaylandıracağız sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, güne başlarken de artık son dilimdeyiz. Sözü bağlayacağız. Hüseyin Kahveci konuğumuz, gazeteci Hüseyin Kahveci, Yeşil Hücreler diye bir kitap yazmış. Ve bu kitaptan rabıtanın taleplerini, AKP'nin uyguladığını ifade eden bir bölüm var. El-Kaide, IŞİD birbiriyle bağlantılı olarak az evvel Hüseyin Kahveci rabıtaya dayandırdı. Ve rabıtanın kararlarını uyguluyor AKP diyor. Ne demek istediğinizi biraz daha açalım. Şu an yaşadığımız bir Osmanlıca tartışması var. Bu kararların içerisinde örneğin onu görüyoruz. Arapça halka indirilmelidir diyor rabıta kararlarında. Ya da işte dünyadaki kadınlar İslami yasaklara uymalıdır diyor. IŞİD gittiği her yerde kadınları eve hapsediyor. Bu da tesadüfi değil. Aynı kafayı temsil ettiğini ve AKP'nin desteklediği zihniyetin bu olduğunu ifade ediyorsunuz. Ya da kararları, AKP'yi destekleyen ya da zihniyet. AKP'yi destekleyen zihniyetin. Şimdi Mısır'da örneğin başarılı olamadı Müslüman kardeşlerde benzer bir zihniyet olarak. IŞİD Suriye'de bir mücadele sergiliyor. Bu bağlamda Türkiye'yi değerlendirelim. Kitaptan Şimdi da önemli ben ayrıntıları verelim. Yine kitapta yazan bir paragraftan devam edeyim. Ağustos 2013 tarihinde El-Kaide'nin bir ses kaydı. Irak televizyonunda yayınlanıyor. Ben burada kimse ürpermesin. Türkiye'de 500 bin hücreleri olduğunu söylüyorlar bu ses kaydında. Kitapta var bu bilgi. 1976 yılında Pakistan'da toplanan Rabıta Kongresi'nde alınan 10'a yakın karar var sonuç bildirgesinde. Bu kararların tamamı zaman içerisinde uygulamaya sokuluyor. Ben buradan çok açık ve net ifade ediyorum. İddia etmiyorum. 12 Eylül darbesinden sonra Turgut Özal'ı ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına her ne kadar perde gerisinde Amerika talep etmişse de finansmanı Suudi parasıydı. Yeşil Kuşak Projesi diye hep ifade edilen işte, bir durumdu. Ama finansman var, para var. Ve bu finansman aynı zamanda kuruluşu gerçekleşen Anavatan Partisi'nin de finansmanıydı. Yani nereden biliyoruz bunu? Gazeteci Uğur Mumcu'nun da tabii, çok vurguladığı tabii. konular bunlar. Var bize içerisinde de o detaya girmemiş. Yazarak... Ben o kitaba da baktım. Genelde kararlar işte içerisindeki kişiler. 1983 yılında yaşıyoruz ve geldiğimiz nokta maalesef uyarılara rağmen değişmedi. Anavatan Partisi 1983 yılında iktidara geldiğinde hükümeti kurma görevini aldıktan sonra Turgut Özal henüz hükümet güveni almadan Suudi Arabistan menşeli bir özel finans kuruluşunu, kardeşinin de ortak olduğu, Korkut Özal'ın da ortak olduğu bir finans kuruluşunu resmi gazetede özel bir kanunla yayınlıyor. Bu şunu gösteriyor, bir finansman var. Sonra bakıyorsunuz işte Sevda Tepesi, Yalova'da Araplara araziler falan filan. Aslında bu Türkiye'ye para gelmesi veya yatırım gelmesi değil. Bir alınmış olan bir borcun devlet kaynakları tarafından devlet imkanları kullanılarak ödetilmesi manasına geliyor. 1986 yılında Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasında çıkan en büyük kavgalardan bir tanesi. Yaptıkları toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağız, Anadolu Federe Devleti'ni kuracağız cümlesi. Turgut Özal'ın ağzından çıkmış. Bu iddia Bedrettin Dalan tarafından aktarılmıştı. Birçok yerde de var. Google'a açıp bakabilirler. O yüzden bir kavga çıkıyor. Geliyoruz Özal'lı yıllarda. Özal'ın bu memlekete emanet ettiği en büyük şey
20 küsur milyar dolara yakın borç ve bir de PKK terör örgütüdür. Kendisini hayırla iade eden insanlar günü geldiğinde neyle iade edeceklerdir göreceğiz. Bu ayrı bir konu. Fakat devamına gelelim. 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün tavan yaptığı dönemde aynı şekilde bu Yeşil Kuşak projesi ekseninde Hizbullah'ın işte asker ve polis tarafından desteklendiği iddiaları varken, ki ben öyle bir şeye inanmıyorum, onu da söyleyeyim. Hani kendi aralarındaki kavgaya müdahil olmamıştır. PKK ile Hizbullah arasında bir kavga. Yaşandığı gibi mi? Yani gibi düşünelim bunu. Fakat 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara gelirken zaten ANAP hükümetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kendinden sonra gelen hükümetlerine yeterli derecede borç stoku ve canlı bombayı bırakarak gitmişler. Tamam mı? Gelen hükümetlerin de yapabileceği çok fazla bir şey oldu. Yoktu. Başlarda da büyük bir terör hadisesi vardı. Çok ilginç bazı örneklerle şöyle devam edelim. Rabıta 1976 yılında almış olduğu kararlar ANAP döneminde kısmi olarak uygulamaya sokuluyor. 1976 yılında almış olduğu kararlar. Ve süreç 28 Şubat döneminde kesintiye uğruyor. Burada Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun söylediği bir söz var. 28 Şubat 1000 yıl sürecek. Bu sözü çözene kadar 12 sene geçti. Niye acaba bu adam böyle söyledi sorusunun cevabını ararken. 1000 yıl önce Horasan'a Emevilerin atadığı bir vali var. Abdullah bin Mutasim, ben tam hatırlayamayacağım adını. Ve devamında Emevi Abbasi halifelerin atamış olduğu valiler. Horasan dediğimiz bölge Semerkant Buhara bölgesidir. Türkmenlerin, Türklerin yoğun olduğu bölgedir. 100 bin Türk'ü katlettikleri, İslamcı aydınların kaynak olarak kullandığı Taberi, tarihçi Taberi ve Taberi hadislerinden, hadis dedikleri de tarihten gelen bilgilerle duruyor. Ha, bu savaş 1000 yıllık bir savaş. Bakıyorsunuz Nizamülmülk'ün öldürülmesi, Selçuklu'nun yıkılması, Osmanlı'ya yapılan ihanet. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki Vahabi akımları 2. Mahmut döneminde, biliyorsunuz Vahabi Abdülvahap tutuklanıp getiriliyor, ailesiyle beraber İstanbul'da infaz ediliyor. Fakat Atatürk'e yaklaşıyor Vahabiler, Atatürk reddediyor bunları. Halifeliği İngilizler üzerinden almak için uğraşıyorlar Türkiye'den. Atatürk halifeliği kaldırarak hemen ukdeyi alarak, meclisin ukdesini alarak bunu engelliyor. Fakat ondan sonrası da 1960'lı yıllardan itibaren, özellikle Merkez Sağ siyasetin başladığı yıllardan itibaren bu tür ilişkiler ciddi olarak Türkiye'nin içerisinde yaygınlaşmaya başlıyor. Yani daha bir iletişimi o zaman kuruluyor Merkez Sağ'la. Hatta ben size çok açık bir bilgi vereyim. Bu Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de rabıta para falan teklif etmiş yani bu yapılanma için. Fethullah Gülen Hoca kabul etmiyor mesela. Bu kendi anlatımlarında var. Bu da ilginç bir pozisyon. Bu da ilginç bir pozisyon. Yani Fethullah Gülen bu yapının içerisinde değil. O değil. Dışında. Evet. Şimdi çok az zamanımız kalıyor. Çok kısa hızlıca devam edeyim. Toparlayalım. Bugün AK Parti son 12 yılda Özgürlükler ve İleri Demokrasi adı altında yaptığı hangi uygulama varsa bütün uygulamaların tamamı 1976 yılında Pakistan'daki Rabıta Kongresi'nde alınıyor. Ve 2010 yılında Rabıta Türkiye'de 30 sene sonra ilk defa. Nerede? Mardin'de. Toplantı Artuklu Üniversitesi tarafından yapılıyor. Toplantının konusu ne? Cihat fetvaları toplantısı. 2010 yılında Mardin'de gerçekleşen cihat bir toplantıda cihat fetvası. Evet. Ve bu cihat fetvaları toplantısından sonra Türkiye'deki bazı cemaat kesimlerinin kafir ilan edildiğini biliyoruz. İsim vermeyeyim. Suriye'deki iç savaş için de cihat ilan edildiğini biliyoruz. Türkiye'de yaşanıyor bu olay. 2010 yılında yaşanıyor. Devam ediyoruz. 2011 yılında vakfın ismini vereyim. Bülbülzade Vakfı'nın Gaziantep'te düzenlemiş olduğu toplantıda AK Parti'nin bizzat bazı belediye başkanları ve bazı temsilcileri de var. Sonuç bildirgesinde, toplantının sonuç bildirgesinde yine cihat kararı alınıyor. Suriye cihadı meselesi. Yani Libya, Mısır, Suriye, Irak üzerinde yaşanan bütün operasyonların tamamı El-Kaide Şemsiye bir örgüt. 2006 yılında Usame Bin Laden İslam ülkeleri arasında sınırlar kalkmalı derken aynısını 2010 yılında Davutoğlu söylüyor. Dikkat çekicidir. 2007 yılında Usame Bin Laden'in son ses kayıtlarından bir tanesi de diyor ki Washington, New York ve Ankara'daki kuleleri yıkacağız. Tuhaf. Amerika'yı anladık. Ama Toronto yok. Sydney yok. Berlin yok. Roma yok. Londra yok. Moskova yok. Neresi var? Ankara. Ankara'daki kuleleri yıkacaklarmış. Nitekim yıktılar. Bunu söyleyen El-Kaide lideri Usame Bin Laden. Ben bunun köşe yazısında da yazdım. Bunu defaatle de belirttim. Yani gelmiş olduğumuz noktada
Ben kitapta da o tarihte alınmış olan kararlar zaten Google'dan araştırıldığı zaman hemen hemen hepsi bulunur. Sonraki bugün süreçte, baktığınız zaman tablo bu. Sonraki süreçte 2011'de zaten Suriye'de iç savaş çıktı. İç savaş çıkartıldı. Turgut Özal döneminde de Hama Homs katliamı diye tabir edilen tek perspektiften bakılan yerde de aynı şekilde yine Türkiye üzerinden Suudi Arabistan merkezli bir operasyon yapıldı Suriye'ye. Sünni Alevi savaşı çıkartılmaya çalışıldı. Hafıza sattı, sert tedbirler aldı. Dolayısıyla bugün yani suçlama yaparken dikkat etmek gerekiyor. İslamofobiye deniyor mesela Almanya'da, Avrupa'da birçok yerde. İslamofobiye değil. Adamlar İslam'a karşı değiller. Kimse İslam'ı maskeleyerek kendisini pelerin olarak görünmezlik pelerinin arkasına sokmasın. Müslümanlığa da karşı değiller. Eğer Müslümana karşı olsalar zaten cami açmaya müsaade etmezler. Bu kadar densizlik olmaz. El-Kaide zihniyetindeki Türklere karşılar. Orada El-Kaide mantığıyla bu işlere bulaşanlara karşılar oradaki insanlar. IŞİD de onların bir uzantısı şimdi baktığımızda. Zaten efendim IŞİD kendisi beyan ediyor. Biz El-Kaide'nin, El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri diyor ki IŞİD El-Kaide'nin Irak halifesidir. El-Nusra da Suriye halifesidir. Türkiye hükümeti de bunun bir parçası diye eleştiriliyor Suriye. Şimdi şöyle, şimdi efendim, özgür Suriye şöyle netleştirelim mi? Şimdi Suriye'de iç savaş çıktığında bu uluslararası gücün, güçlerin Suriye'yi parçalama amaçlı bir projesi diye yansıyor ya. Büyük Orta Doğu projesinin bir unsuru. Ve burada bir de IŞİD varlığı ya da El-Kaide varlığı görüyoruz. El-Kaide ile Amerika'nın sanki yan yana durduğu başlangıçta vardı. Ve Afganistan ve Pakistan'da bir El-Kaide temizliği yapılmış anlaşılan. Bunu sizin ekranlarınızdaki birçok arkadaş da anlattı. AK Parti iktidarından bazı kişilerin bu Suriye Savaşı meselesiyle ilgili bütün uyarılara rağmen, Pakistan devletinin bütün uyarılarına rağmen kulak asmayarak bu tür şeylere karıştıkları Halk TV ekranlarında Cüneyt Akman'ın da olduğu bir programda ben izlemiştim. Bizim de 2012 yılı 14 Aralık 2012 10 bin El-Kaide militanı Türkiye üzerinden Suriye'ye geçirildi diye Sayın Namık Kemal Zeybek'in İran'da katılmış olduğu bir toplantıda Suriye muhalefetinin vermiş olduğu bilgi. Bunu söyleyen Suriye muhalefeti. Tamam mı? Sonra tabii bir anda otogarlarda, havaalanlarında, şurada burada bütün medyanın yapmış olduğu çekimlerde tescilli belge. Soruyorlar dönemin başbakanına veya cumhurbaşkanı. Efendim Amerika yok, kesinlikle böyle bir şey yalan diyor. Bir bakıyorsunuz CNN International yayına geçmiş, millet sırtında balla inmiş uçaktan, nereye gidiyorsun kardeşim? Suriye'ye gidiyorum savaşma cihada diye falan filan vesaire. Hatta bunları turist turist olarak bile saydılar. Biliyorsunuz TÜİK verilerini turist olarak bile saydılar. Ve bu iddialarımızın tamamı gerçekleşti. Çünkü niye biliyor musunuz? Suriyelileri zaten mülteci kabul etmeyişimizin temelinde de böyle bir şey var. Giriş çıkışlarda bir serbestlik oluyor tabii. Turist de olabiliyorlar. Mülteci saysaydık bu kadar insan buraya gelmezdi, gelemezdi ya da belli bir hesabı, kitabı, belgesi olurdu. Şimdi Cizre'deki olayları Davutoğlu kime dayadı? Dışarıya karanlık dayadı. Eller. Irak, Suriye diyor. Bir dakika, karanlık eller. Arkadaş, Suriye'de bayrak yakılırken, delikanlılık yaparken Türkiye'de 60 defa bayrak yakıldı. Niye delikanlılık yapmıyorsun? Biz şimdi süremiz bitti aslında ama birkaç cümleyle, cümleyle 2015'te biraz daha bunun aydınlandığını anlayacağız galiba. Sanki bir hesaplaşma zamanı 2015 seçimleri de bu şimdi bağlamda. Şimdi bütün dünya Türkiye'yi izole etmiş durumda. Bunu çok açık ve net olarak söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa ülkelerine giderken El-Kaideci aramasına tabi tutuluyorlar. Çok ağır ve acı bir ithamdır bu. Tamam mı? Bu tür ilişkilere girilmemesi gerekiyordu. Bazı gazetecilerin de bu işlerin içerisinde yer aldığı, karılı kocalı gazetecilerin, üçer küsür milyon dolar paralarla döndüğü Pakistan ziyaretlerinden falan filan bilgileri var. Tabii ne derece doğru bilemiyoruz ama yalılarda falan yaşadıkları için doğruluğu teyitli sayılır bunların. Bunlar yalakalık yapmaya devam etsinler. Ruzu mahşere kalmadan dünyada, Türkiye'deki yargı bunların hesabını sorar. Burada şimdi Esad'ın devrilmesi meselesi bitti. Tamam, burada şimdi en büyük sorun IŞİD'in Türkiye içerisindeki fraksiyonlarının ne alemde olduğu. Gaziantep, Urfa, Mardin, Hatay hattı çok tehlikeli bir bölge. Adana aynı şekilde bu açıdan. 500. Konya üzerinden. El-Kaide'nin böyle bir kasedinde 500 bin kişilik hücreleri olduğu iddiası var. Doğrudur. Çünkü yani bu normal yani. Bütün fraksiyonları koyarsanız. Yani şimdi şöyle bir şey bakın. Kadir Mısırlıoğlu diyor ki keşke İngiliz işgali devam etseydi de Osmanlı devam etseydi. Yani anana herkes bilmem ne etseydi demek, tövbe diyelim, kusura bakmasın kimse. Yayındayız Hüseyin Bey. Hayır yani, pardon, başka bir şey daha devam edeyim. Yani şimdi bu durum, bu tabloya gelince bunun Osmanlıcılıkla falan filan alakası yok. Bu bir halifelik
konsepti oluşturmuşlar kafalarında. Yani bu bir halifelik meselesi. Bunu da Araplar... Başka türlü bir dünya hayal ediyorlar. Başka türlü bir süreniz dünya. Süreniz bitti. Evet, teşekkür kitabınız ederim. Kitabınız kitapçılardan edinilebilir. Her tarafta var. Her tarafta var. Yeşil Hücreler diye daha detaylı olarak büyük resme bakmaya çalıştık. Sevgili izleyiciler, AKP'nin de bir parçası olduğu IŞİD El-Kaide zihniyetinin, bir rabıta zihniyetinin Türkiye'yi sarmaladığını anlatıyor Hüseyin Kahveci kitabında. Bizden önce rahmetli Urmum rahmetli analım. Evet. O birçoğunu anlatmıştı zaten. Rabıtayı biz ilk önce Urmumcu yazmıştı. Onu da belirtmiş olalım. Yarın aynı saatte görüşeceğiz sevgili izleyiciler. Yılın son günlerini yaşarken ne yaşadığımızı anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bir yayın oldu bugün de. Evet, iyi yıllar diyor Hüseyin Kahveci de şimdiden sizlere. Yarın görüşmek mübarek ediyoruz Türkiye konseptine göre. Hoşçakalın. Tamam, yarın görüşmek dileğiyle.